Dünya çapında 50 milyondan fazla satan bir model düşünün. Ne kadar kırılması güç bir rekor değil mi? Toyota Corolla. 2022 yılına doğru giderken Toyota her zaman güncel tutmak için uğraştığı modeli Corolla'yı güncelledi. Gelin şimdi kısa bir videoyla yapılan bu ufak değişikliklere bakalım ama öncesinde video izledikten sonra videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi gelin şimdi Corolla'da 2022 yılında bizi neler bekliyor hep birlikte görelim. Corolla modelini sürekli güncel tutmak için çalışan Toyota, yenilenen Corolla sedan modelini Türkiye'de satışa sunmak için gün sayıyor. 2022 model Corolla sedan, yenilenen tasarım detayları ve yeni teknolojileriyle birlikte kullanıcılarının karşısına yine makyaj öncesinde olduğu gibi Vision, Dream, Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Corolla'nın yeni model yılında X-Pack donanıma sahip araçlarda yeni tasarıma sahip 17 inçlik alüminyum alaşım jant seçenekleri bulunuyor. Makyaj öncesindeki görünüşünden biraz daha farklılıkla modernleşen bu jant tasarımıyla birlikte dış tasarımı daha şık haline getirirken iç tasarımda Flame ve Flame X-Pack'lerde ambiyans aydınlatması ile kabinde daha zarif bir atmosfer elde edilmeye çalışılmış. Flame ve üzeri donanımlarda akıllı giriş ve çalıştırma özelliğine ek güvenlik geliştirmeleri gelirken tüm versiyonlarda kullanışlılığı arttıracak şekilde yeni nesil USB-C tipi girişlere yer verilmiş. Makyajla birlikte renk kartelasına eklenen Galaxy beyazı ve parlak gümüş gri renkleriyle birlikte iddialı konumunu daha da güçlendirmek isteyen yeni Corolla şu anda günümüzde 350.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Sizce makyaj sonrasında bu fiyat ne kadar olur? Yorumlarda bekliyorum. Gördüğünüz gibi Corolla ile ilgili açıklanan çok fazla bir şey yok esasında. Sadece birkaç ufak geliştirme yapılmış. Dış tasarımda değişen neler? Hani far stop grubunda bir değişim var mı? Teknolojide bir değişim var mı? Bunu zamanla göreceğiz. Araçlar geldiğinde gidip göreceğiz. Sizce bu ufak değişiklikler Corolla'nın satış rakamlarına nasıl yansır? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.